İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi'nin mesajı. Yerebulur adlı şehitlikte devlet ödül töreni gerçekleşti. Mısır'ın Maat adlı merkezi Azerbaycan tarafından işlenen savaş suçlarına değindi. Türkiye S-400 füze uzmanlarını Rusya'ya geri gönderecek. Özgürlük savaşçısı Haygaran Mınataganyan ile röportaj. Batı Ermenistan'ın keşfedilmemiş yerleri. Dersim'deki bu yer gölü. Batı Ermenistan'ın Amasya'da sağanak yağış sele neden oldu. 2 Haziran 1921'de Alman mahkemesi Talat Paşa'nın öldürülmesiyle suçlanan Soman Teglerian'ı beraat ettirdi. Bugün Apovyan şehrinin Ulusal Göğüs Hastalıkları Merkezi morgunda savaşta şehit düşen yüzlerce askerimizin cesetlerinin plastik torbalarda tutulduğuna dair bilgi aldık. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, şehit düşen askerlerimizin anısı önünde bir kez daha saygıyla eğilerek bir açıklamada bulundu. Bugün çok utanç verici bir durumdayız. 27 Eylül 2020'den bu yana Ermenistan'da yaşananlar sadece Türkiye ve Azerbaycan'ın değil, mevcut yetkililerin de işledikleri kitlesel suçlara tekabül ediyor. Bu da demek oluyor ki ikincileri Ermeni gençlere karşı işlenen suçları saklamak istiyor. Bu korkunç, iğrenç ve dayanılmaz bir şey. Ülkeyi yönetmek ve nüfusun güvenliğini sağlamak için acil ve radikal değişikliklere ihtiyaç var. Uluslararası Barış Gücü Günü vesilesiyle Yerebulur adlı şehitlikte devlet özel töreni gerçekleşti. Barış Gücü Tugay Komutanı Tümgeneral Tonoyan, 27 Eylül 2020'de başlayan savaşta cesaret gösteren askerlere ve şehit düşen kurbanların ailelerine minnettarlığını dile getirdi ve devlet ödüllerini teslim etti. Mısır'ın Maat adlı merkezin uzmanlarına göre 41 sivilin öldürüldüğü ve 110 bin yerli sivilin yerlerinden tahliye edilmesi dahil Azerbaycan'ın uyguladığı vahşet ve savaş suçları tamamen 1945 Nürnberg savaş suçlarını yargılayan Uluslararası Askeri Mahkeme tüzüğüne tekabül ediyor. Türkiye-Mısır ilişkilerinin 2013'ten bu yana kötüleştiğini hatırlatmak gerekir. Cumhurbaşkanı Abdel Fattah al-Sisi, Türkiye'yi Mısır'ın siyasi sistemini tehdit eden düşman bir güç olarak görüyor. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerde sıkıntılara neden olduğu için S-400 füze uzmanlarını Rusya'ya geri göndereceğini açıkladı. Ajans açıklamanın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden arasında Brüksel'deki NATO zirvesi çerçevesinde yapılması planlanan görüşmenin arifesinde yapıldığını kaydetti. Washington, Türkiye'nin bölgedeki füzelerin geliştirilmesine yardımcı olan Rus personelin ülkedeki varlığını durdurması gerektiğini belirtti. Ancak uzmanların ayrılmasından sonra sistemin Türk kontrolünde olacağını söyleyen Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Washington'un yaptırımları kaldırmanın bir ön koşulu olarak görmesine rağmen Ankara'nın Washington'un füzelerden kurtulma konusundaki geniş talebine taviz vermeyeceğini yeniledi. Çavuşoğlu, başka bir ülkeden bunları kullanmama çağrılarını kabul edemeyiz dedi. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Vesten Armenia TV'de Artsakh Savaşı'na katılan özgürlük savaşçısı Haygaran Mınataganyan, savaş sırasında karşılaştığı sorunları ve kusurları anlattı. 44 günlük savaşın ilk gününden itibaren cepheye gitmek için bir müfreze oluşturduklarını, ancak orada organizasyon konusunda ciddi sorunlar yaşandığını anlatarak, bu şartlarda ayakta kalabilmenin tek şartının sezgiyle yönelmek olduğunu kaydetti. Ermenistan Cumhuriyeti'nin mevcut diplomasisine atıfta bulunarak savaşın kötü bir diplomasinin sonucu olduğunu ve bunun sonucunda Artsakh topraklarının çoğunun kaybedilmesine yol açtığını kaydetti. Batı Ermenistan'daki Buyer Gölü, Buyer Dağları'nın zirvesinde 3200 rakımda bulunan bir krater gölüdür. Dersim'deki kutsal mekanlardan biri olan Buyer Gölü ziyaret olmasının yanı sıra yöre insanları Dersim katliamında buradaki mağaralarda saklanarak hayatta kalma şansı yakaladıkları için önemli bir yer. Buyer Gölü'ne çıkmak için bin bir çeşit bitkinin arasında yürümek gerekir. Köpük köpük akan su eşlik ediyor. Yaz mevsimine rağmen hala karın olması oldukça şaşırtıcı. Sevgili yurttaşlar,
Burası da Batı Ermenistan'da görülmesi gereken yerlerden biri. İlk fırsatta mutlaka ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. Batı Ermenistan'daki Amasya'nın Taşova ilçesinde aşırı yağıştan dolayı biriken sular merkez mahallesine sel olarak geldi. Yeşilırmak mahallesini sel götürdü. Öğlen sonu bastıran yağış sonrası yukarı mahallelerde biriken sular şehrin alt kısımdaki mahallelere kadar geldi. Sel arabaların geçmesine engel oldu. Yaşanan sel felaketinde can kaybı yaşanmazken evlerde ve iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi. 1921 yılının 15 Mart günü Ermeni halkının en büyük cellatlarından biri olan Talat Paşa'nın hayatının son günüydü. Yazar Şahan Natali, 25 yaşındaki bir Ermeni intikamcı olan Somon Tehliryan'a Berlin'de Talat'ı öldürdükten sonra ne yapması gerektiğini anlattı. Bir numaralı katilin kafasını patlatacaksın, kaçmaya çalışmayacaksın ve polise teslim olacaksın. Tehliryan, Kamah'ın Bagariç köyünde doğdu. Batı Ermenistan'ın boşaltılmasının ve annesi ile akrabalarının öldürüldüğü soykırımın ardından Tehliryan, Nemesis adlı operasyona katıldı. Talat'ı öldürdükten sonra tutuklandı. Ancak 3 Haziran 1921'de Johannes Lepsius tarafından savunulduğu mahkeme salonundan serbest bırakıldı. Alman mahkemesi tarafından beraat edilen Tehliryan, Belgrad'a ardından Fresno'ya taşındı. Orada da 1960'da vefat etti. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Thomas Boğosyan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Arakel Muşeh adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.